manşetlenmeyete programı, ana haber bülteni gibi bile İslami haber bültenlerimiz ki bugün haber bültenleri aslında halkımız arasında en çok izlenen programlardan bir tanesidir. Toplumumuza ne kazandırdı hocam İslami haber bülteni? Şimdi normalde haberler tabii biliyorsunuz çok önemli. Olumlu veya olumsuz fark etmez. Her haber illa insanları ne yapıyor? Etkiliyor. İşte bu etkileme durumunda haberleri siz normal şartlarda olumlu veya olumsuz fark etmez. Eğer bu haberleri siz ne yaparsanız insanların yönlendirecek şekilde anlatırsınız. Mesela hep olumsuz haber verip de insanları perişan edersin. Hep olumlu haber verip de olumsuzu da göstermeme durumunda olursan o zaman da perişan edersin. Ama hem olumlusunu hem olumsuzluğunu da samimiyetle ortaya koyar. Sanki işte bu haberlerde bu ne yapılıyor? Ortaya koyuluyor. Ve bazı haberlere ne yapılıyor? Yorum da yapılıyor. Belki de çoğuna yapılıyor. Neden? Ya bak bu niye böyle olmuştur? Bunlara dikkat edilmediği için bu hale gelinmiştir. Mesela gençlikle alakalı dikkat edilmeyen bazı şeyler ne yapılıyor? Ortaya koyuluyor. Olumlu olan bir şey ortaya koyulduğu zaman ona göre teşvik edecek ortaya koyuluyor. O yüzden dolayı son derece insanımıza ön açıcı, yön verici, insanımızı gerçekten şuurlandırıcı, insanımız daha çok şuurlandırıcı şeyler ne yapılıyor? Ortaya konmuş oluyor yani. Yani bu kanalı seyreden bir insan İslami ölçülerde Allah ve Resulü çerçevesinde ne yapar? Kendisini mutlaka yön alır yani. O yüzden dolayı insanımıza, halkımıza çok ciddi bir şekilde güzellik katmıştır. Rabbim inşallah devamını tamamını nasip etsin. Zaten ben her zaman söyleriz, alışkanlık yaparız. Yani zaten seyredenleri takip edin, sorun. İlla birinci kanal, birinci sıraya aldım sizi ne yapar der. Zaten alışkanlık yaparız yani, onu da bilmek lazım. Alıştı mı da bir insan bir daha ne yapamaz? Bırakamaz, onu da bilmek lazım yani.